Yeni haftaya özellikle altın ve döviz hareketi başladı. Konuğumuz altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş. Son durumu kendisiyle konuşacağız. Hemen hoş geldiniz diyelim kendisine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Altın ne durumda? Herkesin merak ettiği o soruyla başlayayım. Evet, genel itibariyle biliyoruz o hareketlenmeler devam ediyor. Altının an itibariyle son durumunu sizden öğrenelim. 1040 lira seviyesini yukarı yönlü zorlamaya devam ediyor. Dolar kuru güçlenmeye devam ettikçe gram altın TL fiyatı da yükselişlerini sürdürmeye devam ediyor. Hem döviz kurlarında hem altın fiyatlarında yeni rekorlar görmeye devam ediyoruz. Yıla 451 lira seviyesinden başlamıştı gram altın. 1050 lira seviyesine kadar yükseldi. 600 liralık bir değer artışı, %30, çok ciddi bir getiri. Yine bu yükseliş trendinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Altının gidişatını merak edenlere doları işaret ediyoruz. Dolar nereye? Gram altın oraya. Dolar kurundaki gidişatla alakalı herhangi bir öngörümüz veya bir beklentimiz olmadığı için haliyle gram altın fiyatındaki yükselişlerin de nereye kadar süreceğiyle alakalı herhangi bir öngörümüz olmadığını söyleyebilirim. Peki bu yeni haftada bu hareketliliği bekliyor muydunuz? Tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirme politikasını devam ettirirken Sayın Cumhurbaşkanı da faizler düşmeye devam edecek mesajlarını vermeye devam ettikçe dün akşamki mesajı özellikle piyasalarda yükselişlerin işaretini veriyordu ve bugünkü yükselişler aslında sürpriz değildi. Daha dün akşamdan piyasaların bugün yüksek bir tansiyonla açılış yapacağını ve negatif ayrışmanın halen devam edeceğini bize işaretini vermiş oldu. Risk primimiz 600 seviyesinin üzerinde. Türk lirasındaki değer kayıpları devam ediyor. Borsadaki sert satışlar da şu anda devam ediyor. Ve haliyle piyasalardaki bu belirsizliğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki yatırımcılar bu durumda ne yapacak? Altına olan olmayan? O sorunun cevabı yok. O sorunun cevabı Merkez Bankası'nda ve Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Bu konuyla alakalı bizim öngörü ve tahminimiz şu anda yok maalesef. Peki bu dövizdeki hareketlilikle ilgili de gerçi öngörümüz yok dediniz ama şu anda yukarı yönlü bir seyirde sanıyorum, değil mi? Evet. Şu anda döviz kurlarındaki trend yukarı ve yüksek bir tansiyon var. Ve bu tansiyon daha ne kadar devam edecek bununla alakalı ciddi manipülasyon ve spekülasyonlar da yapılıyor. Sosyal medyada bu seviye dolar kurundaki seviyenin 25 lira seviyesine kadar devam edeceğine dair söylentiler var. Halk ister istemez bu dedikodulara kulak verdikçe, bu korku ve panikle de ister istemez dövize saldırıyor, altına saldırıyor. Çünkü Türk lirasına karşı güven azalmaya devam ettikçe insanlar varlıklarını korumak için hangi seviye olursa olsun bu seviyeden sürekli döviz mevduatlarını artırmaya devam ediyorlar. Peki efendim, şimdi o zaman son olarak hemen şunu da sorayım. Altın almak için mi şu an itibariyle uygun bir zaman ya da bozdurmak için mi? Maalesef şu anda piyasada herhangi bir öngörü olmadığı için, piyasada belirsizlik devam ettiği için, bu sürecin nereye kadar devam edeceği öngöremediğimiz için maalesef rakamsal değer ve öngörüde bulunamıyoruz. Evet, peki. Teşekkür ediyoruz. Sizler dahi öngörüde bulunamıyorsunuz. Tabii maalesef. Önümüzdeki süreçte neler bekliyor hep birlikte görmüş olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Piyasalardaki son durumu bizlerle paylaştığınız için İslam Memiş'i uğurlayalım. Diğer haber başlıklarımıza devam edelim.